Şimdi Recep. Ha. Yine seni çok... Benim yerim doğru mu acaba? Evet, yerim doğru galiba, kamera yerim. Değil mi? Orayı ya. Ye ye 3 lira. Abi bir de böyle şarkılara bak reis. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bakacağım. Biraz kilemde bırakacak bir bölümümüz var. Kilemde. İki ucu oklu değnek sorular dediğimiz cinsten bir bölümümüz var. İki ucu boklu. Oklu. Bırak oklu dememizin bir nedeni var ya. Ama bu konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsun. Nedir? Ben ikilemde kalmam. Hiç. Neden? Neden? Kaplumbağa neden? Biliyorsun geçtiğimiz... Arkadaşı şeyi oraya göre yaptırdın ya, o yüzden soruyor arkadaşlar büyük ihtimalle. Uydururum ya, her türlü uydururum ben bunu. Sıkıntı yok. Evet, güzel bir video bizi bekliyor. Hangi YouTuber ile arkadaş olmak istersin? Evet. İsimli bir bölüm çekmiştik. Bu sefer hangi Twitch yayıncısı ile arkadaş olmak istersin diye bir bölüm çekiyoruz. Benim tek bir cevabım var. Ferit. Şimdi hem günlük hayattan onu bulmuş sorularımız var. Hem de hangi yayıncı olmak isterdin diye soracağız efendim. Hazırım. İlkinden başlıyoruz. Evet, üstteki. Kim abi bunlar? Evde vakit geçirmek mi, dışarıda vakit geçirmek mi? Hangisini seçeceksin? Evde vakit geçirmek. Kesinlikle. Evde vakit geçirmek. Ben evcimen bir, ev kuşu bir insanım. Hakikaten değişir ya. Arkadaşlar, dışarısı overrated'tır. Dışarıda vakit geçirmek gerçekten overrated bir olay. Hadi dışarıda yemek yiyelim. Hadi dışarıda bilmem ne yapalım. Tamam, yaparsın. Gene yap. Ama gerek yok. Ya parayla alakası yok bunun bu arada. Param varsa dışarı falan alakası yok bence. Korona öncesi, koronayla da hani korona olmadığı versiyonu konuşuyorum. Gerçekten evin rahatlığı, bu asosyallik de değil bence. Evin rahatlığı varken her gün, haftanın her günü dışarı çıkmanın hiçbir anlamı yok yani. Haftada iki gün çıkarsın, tamam mı? Kafi. Ama evdeki o rahatlığın, evdeki o samimi ortam bence apayrı ya. Yani dışarıda ister istemez her ortama girerken bir maske takıyorsunuz suratınıza. Aslında bir rol yapıyorsunuz. Yani hani insanlar diyor ya çok samimi, çok sıcak. Abi istediğin kadar şey ol. Bir annenin yanına da gittiğinde bir maske takıyorsun. En samimi arkadaşının yanına gittiğinde de bir role bürünüyorsun. O ister istemez beyin onu yapıyor. Ama evdeki o rahatlık tamamen samimiyeti sağlıyor. Yani dışarıya çıktığında sürekli böyle bir hafiften de olsa bir kasıntı oluyorsun ya. Onu ben sevmiyorum yani. X consists. Abi 4 gün arkadaşım doğum günü. Senden arkadaşım doğum günü kutlamasını istesem kutlamasını. Abicim fideo. Fideo ıtıcın. Oradan ıvıcı. Özel bir şey planlamadıysan dışarıya gerek yok. Ya gene çık. Çıkma demiyorum da. Ben evcimen bir insanım. Şahsen. Dönemsel yani. O an neye ihtiyacım varsa. Ama daha çok herhalde evde. Bu da güzel bir cevap bu arada. Evde. Evden gezmeyi çok seviyorum ama yoruyor bir yerden sonra ve böyle hani evde huzur. Ben de gezmeyi çok seviyorum. Evde vakit geçirmek. Ama ben mesela atıyorum arkadaşlarımla dışarıda buluşmaktansa yani ev ortamında buluşmayı her zaman tercih ederim. Biraz ev kuşsun yani. Evet, ortamda. Para gitmiyor. Yarın The Boys'a yarın başlayacağız. Dışarısı sosyal taklidi yapayım. Taklidi mi yapayım? Sosyal insan taklidi yapacağım. Ben hep dışarıda olmayı tercih eden. Oksijen seven bir insan. Deniz göreyim, kahvemi içeyim. Ya Gözde. Pilafın belini kıralım. Efendime söyleyeyim. Instagram'a story atalım. Biz küçükken. Yine mi hikaye geliyor ne oluyor ya? Bak sana yemin ederim öyle bir nesil geliyor ki. Bazen böyle gidiyorum kafelerde mafelerde görüyorum abi. Abi kafeye oturduğu restorana sadece ama sadece Instagram'a story atmak için gelen var. Sadece ya bütün olayı o. Oturuyorlar iki arkadaş. Karşılıklı oturuyorlar iki kız. Ve sadece kendilerini şöyle çekiyor. Ne bir muhabbet, ne bir sohbet. Amına koyayım bizden daha çok içerik üreticileri yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu mu sosyallik? Böyle sosyalliğin amına koyayım ben yani. Ne
13 yıl önce tabii burada sayılı ev var. 2-3 tane falan. Babam sürekli beni alırdı. Küçücük çocuğum ben. Böyle elinden tutuyorum, yürüyoruz falan. Aa Gözdeciğim, burada bir ev yapılıyor. Gel evi gezelim. Göktürk'te olan bütün evlerin kaba inşaatını gezdim mesela. Nesille alakası yok aslında. Pek onlara değil de mecbur bırakana suç atmak lazım. Çok doğru dedin. Çok doğru. Aslında nesille alakası yok. İster istemez çağın getirdiği faktörler bunlar. Çünkü artık teknoloji çağı ve app çağı aslında. Yani internet üzerinden, telefondan inanılmaz app'ler var. Sürekli işte filtreler, bilmem neler çıktı, cartlar çıktı, şutlar çıktı. Sosyal medya çağındayız. O yüzden çağın da getirisiyle beraber maalesef boktan bir nesil yetişiyor. Biz bu kule nereden geldik ya? Devam ediyoruz. Bunları... İkisi aynı kişi mi? Hayır kızım, nasıl tanımazsın Vıtıcın? Ay Vıtıcın! Efe Uygaşları. Vıtıcın. Ya oğlum bak. B. Niye böyle yapıyorsun? Abi ben eminim onlar da bana bayılmıyorlar yani. Fark etmez. Onlar da sürekli bana giydirip tamam, duruyor. Yok gayet bence çok sempatik bir adam. O zaman şu, bunlar sana giydirmiş. Sen de abi, Çin tutmuşsun. Yok canım, ne alakası. Evet tutmuşsun içinde. Abi hayır. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven... Ben giydirdim mi bu arkadaşa? Hatırlamıyorum. Olabilir ama. Bir sözüne bir kelamına giydirmişimdir belki de. İskemle eyvallah, hoş geldin. Doğru mu? Evet mi? Tamam. Mesela espri... Giydirmediğim var mı? Bir anlayışı. Benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla hani gerçek hayatta da atıyorum aynı ortamlarda bulunsak hani kendimi çok yakın hissedemem gibi. O yaptığı yayınları beğeniyorum. Bir de tabii Berkcan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Efe. Çünkü bu ne amka falan bayağı güldüğüm için yani zamanında hatta yarıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk. Zeki bir arkadaşım olsun isterdim. Vıtıcın da komik ya. Vıtıcını izledim biraz. Komik geldi yani. Galiba Vıtıcın derdim. Ben çok komiklikten iler. Egosu biraz daha düşük. Küfürle güldürürüm. Düşük olan insanlara daha samimi olabiliyorum. Neden bilmiyorum. İkisine de baktığımda yani Efe Uygaç biraz daha böyle şey. Daha düşük egolu böyle. Daha böyle her yola gelebilecek bir insan gibi hissediyorum. Bu arada ikisini de tanımıyorum. Bu arada çoğunu tanımıyorum. Tamamen şey yani. Evet. Yaptım, videolardan gördüğüm kadarıyla. Yaptığım yorumların altında böyle büyük nedenler yok yani. Ama ya yani şimdi fotoya bakarak söylüyor. Bu fotoda da bildiğin egoist piç olarak. Ben de olsam yani ego anlamında düşünsem. Hani ilk defa fotoları görsem ben de Efe derdim. Karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşırmışım gibi geliyor. Ben de duymadım. Ferit'in karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşırmışım gibi geliyor. Ben de kılım. Biraz. Onda da kıllık var. Ya ben kıl mıyım? Harbi kıl mıyım ya? Niye bir tık kılsın? Ne anlamda? Ya oyunlarda çok hırslıyım. Çok kompetitifim. O yüzden mi acaba kıllık? Yoksa insanlar hakkındaki düşüncelerimi direkt söyleyince mi kıl oluyorum? Ben de sürekli duyar mı kasmam lazım kıl olmamam için? Mazlum mu oynamam lazım? Kıl olmayı tercih ederim. Ya öyle sahte, fake bir karakter sizin gözünüzün önüne sermektense kıl olmayı tercih ediyorum. Bir şeylere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor. Çıldırıyor. Ya ben de çıldırıyorum. Ben her zaman Vıtıcın. Tanısam tanımasam, üstteki sen olsan, alttaki sen olsan Vıtıcın da Vıtıcın. Dedim biraz abarttın. Ya beni biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor o da. Hey salak falan yaptı ya bana. Evet. Üzüldüm ben. Ya öyle bir şey yapmadım. Ya Gözde şimdi bak eğri oturalım, doğru konuşalım. Buradan Gözde'ye sesleniyorum. O videodaki bak videonun konusunu bile hatırlamıyorum şu anda. Ne oldu, ne geçti, neye giydirdim. Neye eleştirdim onu bile hatırlamıyorum ama sende de bir kıllık var ama ya Gözde. Böyle bir antipatik hareketler var yani. Şimdi bilmediğim bir konuda öyle bir yorum yapıyorsun ki ben hatırlıyorum, biraz hatırlamaya başladım. Bilmediğim bir konuda öyle bir yorum yapıyorsun ki ya direkt böyle hate topluyorsun yani. Sadece orada ben değildim bu arada, birçok insan sana böyle
tilt olmuştu. Ben sadece insanların sesi oldum diyebilirim. Özür dilerim Gözde. Olabilir. Düşünceler illa hep uyuşmak zorunda değil. Çok ayrı sektörlerdeyiz. Gayet normal yani. Sen bilmiyorsun, etmiyorsun. O yüzden öyle tak diye yorum yaptırmışlar sana. Sana değil, buradan tepki kuleye sesleniyorum. PUBG'yi de bırakıp gittikten sonra küfür etmiştin o olay. Ha, küfür mevzusu. Okey. Okey, mesela orada çok farklı düşünüyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Barbaros mu kazandı? Harbi mi diyorsun lan? Şu an moralim bozuldu. Nasıl bir R bu yiğidim? Kılağan oldu. Kılağan oldu. Oğlum ne yapayım şimdi? Bir şey demiyor. O kadar da şey değiliz oğlum. O pis insanlığa giriyor artık yani. Ben kıl olduğumu da çok düşünmüyorum bu arada ama. Sadece yani insanların genel düşüncesine göre kıl olarak gözüküyor ama bence öyle değil. Barbaros mu kazandı? Evet. Barbaros, Serhat büyüktür. Ne? Barbaros, Serhat büyüktür hepsi. Serhat alayını şey yapar da bu arada. Ben Serhatçıyım abi. Evet, tanımayan biri için niye utandırdın? Oha, o ne? Pişman olur diye. Utandırma yöntemini seçtim. Az önce beni utandırdı ve pişman mı etti? Bu yöntem işe yaramış. Gustavo eyvallah, hoş geldin abi. Vıtıcın. Evet. Vıtıcın. Barda vakit geçirmeyi mi isterdin? Barda. Meyhanede mi? Barda. Bu bak %10'luk bile pay vermiyorum. %100 barda isterim yani. Rakı kesinlikle meyhane. Rakı sevmiyor büyük ihtimal o yüzden. Kesinlikle meyhane. Ben bu arada olayı anlamadım. Bir Twitch yayıncılarını gösteriyorlar. Bir de bunu gösteriyorlar. Büyük ihtimal bu içeriği yaparken... Ulan şimdi bu tarz konseptleri karşılaştırırken izleyici toplayamayız. Araya bir Twitch yayıncılarını sıkıştıralım. Twitch'çiler de izlesin. Biz de öyle izlenelim mi kafası mı acaba? Ya ikisi arasındaki bağlantıları anlayamadım. Şimdi bak mesela ben bunu dediğim için kıl bir herif oldum. Neden? Çünkü asıl olanı söylediğim için antipatikleştim. O yüzden özür diliyorum. Çok güzel bir konsept olmuş. Çok güzel bir video olmuş. Elinize sağlık. Sevmiyorum mesela çok. Balık da sevmiyorum. O yüzden beni de çeken bir şey yok yani zaten. Sence? Gözde görü bak hangisi? Meyhane. Tabii ki de Gözde meyhane. Niye barı sevmiyorsun? Ben pub seviyorum. Ha. Yine illa abi o ne? Sohbetimi edeceğim arkadaşlarımla diyorsun. Bırak bırak şunu bırak 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 bırak. iPad'le böcek mi oluyor? Al! Al sana! Bayağı gazete gibi kullanın. Al lütfen al! Nerede? İçime mi girdi? Yok yok. Nerede Burak? Öleceğim yerde, Burak! Yerde sadece. Nerede? Kolum soyunlu. O ne kene gibi? Ay Burak! Hayvan öyle takılıyordu halbuki. Tabii ki alttaki çok daha keyifli. Orada böyle dans da ediyorsun. Yemek de yiyorsun. Mezelerin geliyor falan. Hoş bir sohbet oluyor. Sapken bar. Arkadaşlarlarken. Barda da dans ediyorsun. Yani. Bar biraz daha kalabalık oluyor. Hani daha çok insan, ne bileyim şu an korona şartları altında şey değil de. Bir de ayakta oluyorsun, daha rahat oluyorsun. Meyhanede böyle sabit kalıyorsun ya, ben onu sevmiyorum. Allah'ım yarabbim, beni de korkuttun ya. Ne oluyor gülüyorum? Bir şey yapmaz ki bu be. Dur lan! Ezdin mi? Ay çek bakayım. Ana! Bir daha bas, bacakları oynuyor. Can çek. Ulan ne öldürdün ne? Ben elime dolfayı çalamam ama çok var. Yani meyhanede... Şiddetle kınıyorum. Press F to pay respect. For böcek arkadaşlar. Bok böceğiydi o bu arada. Gerçekten kendi halinde takılıyordu. Yazık değil mi Gözde? Hiçbir suçu yoktu ya. Belki de evindeki ailesine bir yemek bulmak ümidiyle dışarıda dolaşırken senin üzerinden de bir kırıntı görmüşken onu götürmek isterken ailesine aç yavrularına
bir anda üzerine kocaman bir ayakkabıyla ezilmek ne kadar doğru bilmiyorum. Siz değerli halkımıza bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. Ne de efkara bağlayabilirsin orada ve etrafındaki insanlar şey yapabilir ya, efkarlandı adam. Şimdi boş verin, rahat bırakın hani kendi kafasını. Barda öyle değil, barda efkarlansan bira şişesi kırıyorlar kafanı. Bugünkü kafayla meyhane. 5-10 sene evvel sorsaydın bar derdim. Ya bir yaş ilerledikçe daha böyle dingin hayatı tercih etmeye başladım ben. Ay Allah! Burak! Sıçayım popuna da meyhane işte, geç. Geldik sonraki onu bu mu ya? Anna Deniz'le mi arkadaş olmak isterdin yoksa Pink Queen yani Pelin'le mi? Cevabı belli. Pink Queen'le. İzledim birkaç videosunu ve aşırı güldüm ve keşke de mi arkadaş olsak, yani gerçekten çok komik. Anna Deniz... Peki fotoğraflar niye böyle? Pelin'in bu fotoğrafıyla Deniz'in bu fotoğrafı. Deniz'i izledim. Hı-hı. Ama onun şeyi bana hitap etmedi tarzı. Çok pis manipüle var aslında. Çok samimi geliyor bana. Çok böyle arkadaş canlısı geliyor. Seçmiyorum. Ya seç bir tane. Lambayı seçebiliyor muyum? Hayır. Pelin ya. İyi tamam hadi Pelin olsun. Abi Pelin'i yani seçecekler tabii yani. Anla Deniz. Deniz'le biz. Anla'ya dilim dönmedi. Üzüm üzüme baka baka. Gözde çok değişik karakterde bir kadın gerçekten. Reulisu. Ferit abi annemin gelinim... Ne yapıyor, aranız nasıl dediği kız sevgili yapmış. Ben barışırız diye ayrıldığımızı söylememiştim. Ne yapayım şimdi ben bu kızı nasıl uniteyim abi? Uniteyim ne demek lan? Annemin gelinim ne yapıyor, aranız nasıl dediği kız sevgili... Ben barışırız diye ayrıldığımızı söylememiştim. Oğlum söyle ayrıldık de amına koyayım. Niye yalan söylüyorsun? Ne var Allah Allah? Ne yapacak hani, dövecek mi seni amına koyayım bu yüzden? Kararacağı gibi. Neyi gördünüz? 3-4 kere gördüm etrafta hoş. Neyi Instagram'da gördünüz ya? Ha bu mesajı mı? Instagram meme mi? Oğlum biraz kreatif olun. Orijinal olun amına koyayım ya. Clickbait'in kurbanısın. Konuş abi. Okul falan derken bayağıdır izleyemiyordum. Özlemişim seni abi. Seviyorsun. Görkencim hoş geldin. Ferit'im kıl olmak ona denmez aslında. Her şeye mızmızlanana kıl denir. Sen yerinde ve dürüst yorum yapmaya çalışıyorsun. No problem demiş. Nükem Kray. Eyvallah baba. Ülkü tüp. Serhat büyüktür diğerleri ama Celal içinde vurdu. Abi Celal'in elendiği anda ben bir tık gözlerim dolup duygulanmış olabilirim ya. Çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm. Ama elenmesi de gerekiyordu. Yani bir yandan elenmesi doğruydu. Bir yandan da çok üzüldüm ama harbiden. Çok içten ağladı çünkü. MasterChef hakkında konuştum böyle kısa. Özür dilerim. Böyle bir anda alakasız. Devam. Elma elmaya baka baka da kütürleşir. Yarın saatimiz belli mi The Boys için ikinci sezona? Yarın arkadaşlar buradan Prime abonelerine sesleniyorum. Bu arada hoş geldiniz yeni yeni Prime'la abone olan kardeşlerim. Aynı zamanda bana abone olmanıza da gerek yok. The Boys izlemek için. Yarın Supermassive maçından sonra The Boys ikinci sezona başlıyoruz. Buradan duyuruyorum herkese. Prime abonelikleri hakkında da kısa bir bilgi vereyim. İlk defa gelenler, görenler, duyanlar varsa eğer. Amazon şöyle bir kampanya yaptı. Amazon Prime artık Türkiye'de ilk ay bedava. Diğer aylar 8 lira. Sadece 8 TL. Bunun size getirilerine Amazon Prime videolarını izleyebiliyorsunuz. Bu Amazon Prime video dediğim, bakmayın filmler, diziler, belgeseller var. Çok da güzel diziler, filmler, belgeseller var. Aynı zamanda Amazon'dan yaptığınız alışverişlerde 50 liraya kadar kargonuz bedava oluyor Prime üyesiyseniz. Aynı zamanda Prime sayesinde Twitch'te de bir her ay bir yayıncıya bir jeton veriyor size. Sablık jetonu. Bu jetonu bir tane. Bu jetonu istediğiniz yayıncıya subscribe olarak yararlanabiliyorsunuz. Hem yayıncıya destek olmuş oluyorsunuz hem de aynı zamanda bu Prime aboneliği sayesinde oyunların içinden ganimet toplayabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, Valorant ganimeti, Prime ganimeti geldi. Prime loot'u geldi. Valorant'ta bir tane uğurluk veriyormuş.
Örnek veriyorum, League of Legends'da Legendary skin veriyor. Yani efsanevi kelimeyi böyle, benim böyle kelimelerin niye unuttuğuma dair hiçbir fikrim yok. Bir doktorum görürsem efsanevi skin kazanabiliyorsunuz. 8 lira ödeyerek sadece. İlk ayda bedava hatta. Discord'da hayır bir de testip. Aynen onun gibi oldu. Benim Discord'dan da hani diyorsanız ki ben bu Prime'ı abi nasıl yapacağım? Ben bu Prime'ı nasıl aktifleştireceğim diyorsanız benim Discord'uma girerek discord.gg Vıtıcın Discord'una girerek Prime 8 lira text channel'ından, yazı kanalından adım adım Prime ile nasıl abone olmanız gerektiğini görebilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Devam. Yeni bir laf uydurdum şimdi. Bu arada her şeyi geçtim. Hani Prime'ınızı farklı bir yayıncıya kullanmışsınızdır. Abi ben sana sub olmak istiyorum derseniz eğer. Bilmiyorsanız diye söylüyorum. Bu kampanyamızdan da bahsedelim. Twitch'in kampanyası. Şimdi Eylül ayındayız. September kampanyası. Eylül bitmeden yaklaşık bitimine 2 gün var. Evet 2 gün var. Yarın ve öbür gün. 30 çekiyor değil mi bu ay? Aynen 30 çekiyor. Eylül bitene kadar September kampanyası var. September kampanyası da şöyle. Twitch her sene Eylül ayında September denilen bir kampanya ile birlikte sublıklara indirim uyguluyor veya kampanyalara uygulanıyor. Bu ayın kampanyası da 1 aylık sublıklara %20 indirim, 3 aylık sublıklara %25 indirim, 6 aylık sublıklara da %30 indirim. Yani 240 lira ediyor 6 aylık sublık, 160 liraya falan düşüyor. Haberiniz olsun. Mesela X the Sky 34 subscribe oldu. Normal direkt parayla subscribe oldu. İndirimde abone oldu. Prime kullanmadı. Başkasını kullanmış olabilir Prime'ı o yüzden. Böyle bir avantaj var. Haberiniz olsun. Tamam. Maşallah inşallah bana da bulaşırdı güzelliği. Ben onunla. Alttaki arkadaşımız da güzel. Ama o daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Şuf mu acaba? Google it. Şerbetli. Ben anlayış bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyi. Her ay sana kullanabiliyorsunuz mu sürekli? Her ay istediğini kullanabiliyorsun abi. Bana da kullanabiliyorsun. Yani her ay sabit bir yayıncıya, ben Prime'ı hep bu yayıncıya kullanabiliyorum diyebiliyorsun Torne. Ama P-Queen daha böyle halkın içinden, daha böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir şey var. Daha böyle üst tabaka mı yani? Böyle bir yok öyle değil yani. Ama yani bu kadar güzel kızlar beni her zaman tedirgin etmiştir. O yüzden de çok sevmem yani. Gördüğüm kadarıyla yargılıyorum yani şu an. O yüzden hani Anna birazcık daha soğuk geliyor bana. Pelin'e nazaran soğuk geliyor. Yoksa izledim gayet güler yüzlü, eğlenceli bir kız. Ama Pelin daha çatlak anladın mı? Hani gülüyor ediyor, her şeye gülüyor ya. Çok içten enerjisi yüksek. O yüzden Pelin'le daha iyi böyle anlaşacağımızı düşünüyorum. Aslında Deniz galiba daha fazla gülüyor her şeye. P-Queen kesin. Yani şey ikisini de izliyorum. Yani ikisinin de daha doğrusu Tepki Kolik izlemesini izledim. Annenin sürekli böyle şey ya gülüyor ya da işte bana 200'lü diyor işte hain diyor bir şey. Bana. Ha anladığınızın şeyi var böyle bir alınganlığı var anladın mı? Böyle bir şeylere yani nasıl söyleyeyim bir yanlış anlayıp hemen bir şeyi 2 saat alınacakmış gibi bir hali var. Ama mesela P-Queen'de hiç öyle bir şey çekmem yani. Uyuşturucu abi. Kaçakçısı olmak isterdim gerçekten. Hayır abi. Zengin ama uçsuz bucaksız parası olan bir arkadaşın olmasını isterdin. Sadık bir arkadaşın olmuş. Uçsuz yani. Sadık bir arkadaş tabii ki abi. %100 sadık bir arkadaş. Yani. Ben sadık dostum. Sadık evet dostum. Çıkıyor parası. Ben kimse parasını yiyemem zaten. Alttaki insanın mutlu, yukarıdaki mutsuz yani fotoğraftan bile belli. Başkasının parası... Harbiden böyle bir şey... Allah aşkına buradan tepki koleye sesleniyorum. Yani içerik mi bulamadınız? Aga lütfen... Tepkoli'nin başındaki çocuğun adı neydi ya? Unuttum. Bu nasıl? Yani fotodan direkt anlaşılıyor zaten. Hani çocuğu koysan bebeği falan o fotolardan direkt söyler zaten hangisi olduğunu. Burak rica ediyorum. Güzel kardeşim. Bak ben seni de seviyorum. Güzel içeriklerin de var. Kanala yazık etme. 2 milyon olacaksın neredeyse. Yapma gözünü seveyim.
Sadık bir arkadaşım olsun isterdim. Çok şükür sadık arkadaşlarım var birden fazla. Ben bunu sormaya utanırdım ya. Fazla var yani. Bir sürü zengin arkadaşım var, hiçbir faydası yok. Öyle değil abi, çok. Anladın mı hani? Var, yine öyle var. Malikanesi olur, hep arkadaşlarını çağırır, partiler, Malibu'ya gider, seni de yanına götürür. Yok be, ben hiç o hayatı hiçbir zaman özenmedim Burak ya. Sadık arkadaş, ki zaten benim etrafımda hep sadık arkadaşlarım vardır. Bu böyle yani çok zengin bilmem ne falan diye insanları çok ötekileştiriyoruz abi. Onlar da gerçekten hepsi insan yani. Ya oğlum, anladın eyvallah. Bak Şükrü, bence, hem sadık hem zengin seçti. Bence zenginleri aşağılamıyorum. Bütün zenginler DM'den bana yazabilir. Hepsiyle arkadaşım. Hayır yani muhabbet ettikçe zaten arkadaşlığın pekiştirir. Sevmezsen şey yapma. Ben paraya göre arkadaş olmam ki. Ama tabii ki Malibu'da evi olan bir böyle bir tık. Hani kanka ben arkadaşla Malibu'da evdeyim derim, anladın mı, sadık olana. Uçsuz bucaksız parası olan arkadaş. Ya şimdi burada böyle duygusal triplere girip sadakat demek de var. Al lan. İşte böyle kafama balya balya deste atılsın istiyorum, anladın mı? Şimdi yine iki tane Twitch yayıncısı göstereceğim. Okay. Hangisiyle? Güzel. İki tane yayıncı görüyorum kardeşim şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Alttaki Burak değil mi? Abi üstteki tanıyamadın galiba, Turkan abi. Turkan abinin abi arkasında mı? İkinci yayıncı. Ya Burki. Eyraen'de yani Tuğkan abiyle mi arkadaş olmak isterdin, yoksa Da Squad'dan? Hayır, Tuğkan'ın en kötü fotosunu bulmaya çalışmış. Onda bile sevgiler ama Burki tabii ki de. Kral yakışıklı ya. İsterdim. Abi diğer türlü... Ya Burak şu tipe bak, çay demle ya. Valla ikinizi tanımasaydım Tuğkan abi derdim. Niye? Ama... Mesela Tuğkan'ın... Şu Allah gibi çarpar çünkü seni seçersem. Yok şuna bak bir kendine. Ama hoş adamcağız şimdi. Allah var yukarıda. Gözde herkes niye Tuğkan abi diyor? Ama Burki! Burak Tatlıcı'yı bir yerden tanıyorum. Bayağı da beğeniyorum. Ben Burak'ı seçerdim. Kendinin en efendi fotoğrafını almışsın. Adamın da en böyle... Oğlum bir ara rastgele seçtim. Tabii yani. Şansla ya. Yakışıklı olanı seçiyorsun, saçı başı dağılmış olan. Saçı başı dağılmış olan seçiyorum abi. Şöyle yok, Tuğkan abiyle ben böyle yani yanındayken şey yapamam ya. Abi diyorum baksana yani aslında normalde kimse... Rahat olamam mı? Evet yani yanındayken böyle bir şey olur ama senle biliyorsun. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tuğkan abi senden daha eğlenceli. Tanıştın mı? Hayır. Ben tanıştım. Çok sıkıcı. Efendim çok monoton. Ben Tuğkan abiyi seçerdim. Fotoğrafından dolayı mı? Aynen, saçlarına bayıldım. Ben de öyle sakal ve saç bırakmak istiyorum. Ona bunları sorup ders almak istiyorum. O yüzden Tuğkan abiyi seçiyorum. Devam ediyoruz. Of. Klasik sorulardan birisi. Baş ağrısı mı, karın ağrısı mı? Baş ağrısı abi. Karın. Çünkü baş ağrısı konusu... Ne anlamda? Baş ağrısı mı, karın ağrısı mı? Ben karın ağrısı derim bu arada her türlü. Hani baş ağrısını çekmektense karın ağrısını seçeyim. Daha okey yani. Ya bu arada çok saçma şeyler şu an ya. Bunları direkt geçiyorum. Aha, Çağrı ile Kemal. Benim hiç boşu boşuna karnım ağrımaz yani. Devam ediyoruz Hacı. Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz. Aa, bu hype değil mi? Evet. Kendine müzisyen yani Kemal'le mi arkadaş olmak isterdin? Kemal'in yoksa... saçları bu kadar mı lan? Evet. Vay maşallah. Hype Çağrı'yı bilmiyorum, çok özür dileyerek. Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok tanımıyorum. Ben Hype Çağrı'yı çok bilmiyorum. Ne oldu? Tanımıyorum. Çağrı'dan istersen Çağrı'yı birkaç video falan izleyelim şöyle. İzleyelim bakalım. Nasıl birisi olduğunu anlayalım. Hangi videosu gelecek acaba? Çok böyle ansızın oldu yani gerçekten. Bakalım içeride güzel bir kahvaltı yapalım. Spontane olarak atıştığına geldi. Esprili, komik. Ama kendi müzisyen. Espri anlayışımız kendi müzisyenle daha yakın gibi geldi bana. Ben birkaç kere... Ya Gözde. Kemal benden daha fazla küfür ediyor ya. Kemal'in 10 saniyede bir ekibine annesiyle ilişkiye giriyor. Yani bütün o erik dalı tayfanın anneleri şöyle yani. Anlatabiliyor muyum? Ben anlamıyorum abi. Ben oyunda küfür ettim diye ben küfürbaz oluyorum amına koyayım ya. Ya bunu gerçekten bak isyan olarak söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Türk halkı
Oyun oynarken insanlar sinirlenebilir. Ki hırslı bir gamersanız, kompetitif bir oyuncuysanız illaki küfür edersiniz. Sinirini boşaltmak amacıyla. Anlatabiliyor muyum? Bu gayet normal. Lütfen biraz compare, biraz kıyaslama, biraz mantık, biraz beyin kullanma. Rica ediyorum, düz mantık düşünmeyin. Ben bıktım ya, vallahi yemin ederim bak. Şu an Twitch'teki çoğu yayıncı benden daha fazla küfür ediyor abi. Ben yayında PUBG'de beni ghostlayan adama ana avrat sövünce ben kıl adam oluyorum. Ben söven adam oluyorum. Ne yapayım şey mi diyeyim? Terbiyesiz, ahlaksız. Bir daha sakın yapma bunu. O çocuk bundan anlamıyor ki. Çocuk benimle taşak geçer bunu dersem. Bu da mal mı amına koyayım falan yapar yani. İzledim kendimi siyene tamam. Böyle kesitlerini. Komik yani bayağı onun hakkı yaşamak isterdim. Beni... Hashtag anneleri rahat bırak Ferit Karakaya mı? Cık. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Tabii bunların hepsinin sorumlusu baş orospu çocuğu Okan'dır. Bakın burada ben herhangi bir küfür kullanmıyorum. Burada gerçekleri söylüyorum. Bu piç yüzünden ben bu hale düştüm. Okan piçi burada mı? Klean'in. Ferit'in küfürleri, Ferit'in bilmem neleri. Komik olmayan sahnelerin hepsi küfür. Ama yarılıyorlar amına koyayım nedense. Niye o zaman komik olmayan sahneler? İşte Android'e app çıkartır. Yeni konseptler. Okan yeni konsept yapıyor. YouTube'a. Diyorum Okan ney? Abi baksana atıyorum. Bakıyorum. LoL'de ettiğim küfürleri koymuş. Ne farkı var amına koyayım? PUBG'de ettiğim küfürler, LoL'de ettiğim küfürler, CS'de ettiğim küfürler. Siktir git çık hayatımdan ya. Bir de üzerine herif YouTube kanalı açtı. Benim küfürlerimi koyarak para da kazanıyor.